VIP Fizik YouTube kanalından herkese selam. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kesişen kuvvetlerin dengesi yani Lami teoremi ile ilgili sorular çözeceğiz ve bu konuda burada bitecek. Daha sonra tork konusuna geçeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Çekirdeki noktasal parçacık F1, F2, F3 kuvvetleriyle dengededir. Arkadaşlar bu dengededir olayını duyduktan sonra hemen şunu söyleyebilirsiniz. Bu 3 tane kuvvetin vektörel toplamı sıfırdır. Yani bunları ucuca eklersek bir üçgen belirtir mi? Evet belirtir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın skaler toplamı sıfırdır demiş. Dikkat edin bu yanlış. Eğer üzerine vektör işareti koysaydı doğru olurdu. F1 artı F2 büyüklük olarak F1 ve F2 vektörlerinin toplamı 10'dur diyor. Şimdi arkadaşlar bu üçünün toplamı sıfırsa F1 ve F2'nin toplamı tam şuradan ve eksi F3'e eşit olmalıdır. Yani F1 artı F2'yi yalnız bırakırsak F3'ü karşıya atarsak eksi yönde F3 vektörüne eşit olmalıdır. F3 vektörü zaten 10. Demek ki bu yukarı doğru 10 olmak zorunda. Yani gerçekten F2 ve F1'in toplamı yukarı doğru 10'u vermesi gerekiyor ki aşağı doğru 10'la birbirini yok etsin ve sonuç 0 olsun. Bu doğrudur. Kuvvetler aynı düzlemdedir. 3 kuvvetin birbirini yok etmesi için bu kuvvetlerin kesinlikle aynı düzlemde olması gerekiyor. Birinci videoda nedenini anlatmıştım. P ağırlıklı cisim iplerle şekildeki gibi dengelenmiş T1 gerilmesinin büyüklüğü 60 olduğuna göre T2 kaçtır diyor. Şimdi gençler bunun 60 olduğunu bize söylüyor. Bunu soruyor. Biz bir kere burada ikinci yöntemimizi kullanarak çözebiliriz. Yani illaki de üçgen yöntemini kullanmaya gerek yok. Şöyle bir yöntem de var. Birinci videoda göstermiştim. Şimdi T1 ipinin iki tane bileşeni var aslında. Bir bileşeni yukarı doğru, bir bileşeni sağa doğru. Şimdi şu noktaya etkeden kuvvetlerin toplamı sıfırsa sağa doğru olanla sola doğru olanın birbirine eşit olması gerekiyor. Yukarı doğru olanla aşağı doğru olanın birbirine eşit olması gerekiyor. Bu açı 30 derece. O zaman burası Z kuralından 30 buraya gelir. Burası 60 çarpı kosinüs 30'dur. Burası ise 60 çarpı sin 30'dur. Arkadaşlar sinüs 30 1 bölü 2'dir. 60 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 30 Newton çıkacak. Yukarı doğru olan 30 ise aşağı doğru olanın da kesinlikle 30 olması gerekiyor. Gelip buraya 30 Newton olduğunu yazarız. Şimdi geldik. Burası arkadaşlar 2 yazmışım T2. Şimdi 60 60 ise buranın 60 derece olduğunu ben biliyorum. Şimdi buraların açıları eşit olduğu için buradan çeken T2 ise buradan çeken de T2'dir. Değil mi? Çünkü açılar aynı. Peki T2 ve T2 arasındaki açı 60 ise tam ortadan T2 köküçü vermez mi? Yani yukarı doğru T2 köküçü verir. Bunlar gitti artık. Bunlar yok. Yukarı doğru T2 köküç aşağı doğru P'ye eşit. Yani 30'a eşit. T2 köküç eşittir 30 dediğimizde T2 buradan 30 bölü köküç çıkar ve bunu köküçle genişletirsek 30 kök 3 bölü 3 olacak ve 10 kök 3 cevabını yani A şıkkını bulacağız. Düşey düzlemde ağırlığı 20 Newton olan bir yük iplerle dengedeymiş. Bak dengede diyor. K noktasından duvara bağlı ipteki gerilme kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada size yeni bir yöntem öğreteceğim. Bakın L ipinin gerilmesi şu şekilde olmak zorunda. K ipinin gerilmesi şu şekilde. Aşağı doğru olan ip de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar L ipinin gerilmesini bileşenlerine ayıralım dersem. Bakın açılarından dolayı şu şekilde bileşenlerine ayrılır. Bir parça yukarı, iki parça sağa ayrılır. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü 2'ye 1 şeklinde bir vektör olduğu için açısından dolayı. Kesinlikle bu böyle ayrılır. Ve arkadaşlar yukarı çeken aşağı çekene eşit olmak zorunda. Sağa doğru çeken de sola doğru çekene eşit olmak zorunda. Ve aşağı doğru çeken 20 ise yukarı doğru çeken 20'dir. Bir birimlik vektörü 20 ise iki birimlik vektörü 40'tır diyorsun. Ve soru bitiyor. Yani K ipindeki gerilme 40 olmalıdır. Bir cismin dengede olabilmesi için hangileri gereklidir? Cisme etkeden net kuvvet sıfır olmalıdır. Arkadaşlar dengenin iki tane şartı var. Tork konusunda da bunu göreceğiz. Bir cismin dengede olması için toplam kuvvetin kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Yani cisim üzerine etkeden sağa çekenler sola çekenlere eşit olmalıdır.
Yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşit olmalıdır. İkinci şart, bir cismin dengede olması için birinci şart yeterli değil. İkinci şart, toplam tork sıfır olmalıdır. Bu ne demek? Cisim sağa ya da sola dönmemelidir. Dolayısıyla etkeden net kuvvet sıfır olmalı. Uygulanan toplam tork sıfır olmalı. Hareketsiz olmalıdır. Arkadaşlar denge, statik denge ve dinamik denge olarak ikiye ayrılıyor. Yani burada cismin dengede olabilmesi için diyor. Statik diye bir şart koşmuyor. Yani bu cismin durması şart değil. Dengedeki bir cisim sabit hızla hareket ediyor olabilir. Yani biz cismimizi yatay bir yol üzerinde eğer cismimiz üzerine sağa doğru F kuvveti, sola doğru da F kuvveti uygularsak, yani toplam kuvvet sıfır olursa, ki aşağı doğru MG ve yukarı doğru da tepki kuvveti var. Bunların tamamı birbirini götürdüğünü düşünelim. Sağa doğru bu cismin hızı V ise bu cismin hızı değişmez. Ne hızlanır ne de yavaşlar. Yani cisim dengede midir? Dengededir. Ama dinamik dengededir. Soru bize statik ya da dinamik açıklamadığı için cisim hareketsiz olmak zorunda değil. Sabit hızla hareket edebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir cisim üzerinde etkeden 3 kuvvetin etkisinde dengededir. Buna göre hangileri doğru olabilir? Kuvvetlerin toplamı 0'dır. %100 doğru olması gerekiyor. Dengede demek için toplam kuvvet 0. Cisim büyük kuvvet yönünde hareket etmektedir. Yine gençler burada statik denge şartı koşmadığı için, yani bu cisim hareket halinde ama sabit hızla hareket eden bir cisim olabilir mi? Olabilir. Sabit hızla hareket eden bir cisim düşünelim. Dolayısıyla şöyle yapalım. Sağa doğru 20 ile çekelim. Sola doğru 15 ve 5 ile çekelim. Örnek veriyorum. 15 ve 5. Şimdi bu cisim üzerindeki toplam kuvvet nedir? 0'dır. Sağa çeken sola çekene eşit. Dolayısıyla bu cisim sabit hızlı bir şekilde hareketine devam eden bir cisim olamaz mı? Olabilir. Yolunda giden sürtünmesiz bir ortamda giden bir cisme sağa doğru 20, sola doğru 20 uygularsak cisim ne hızlanır ne de yavaşlar. Yani cisim hangi yönde hareket ediyor? Büyük kuvvet yönünde hareket ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Soru zaten olabilirleri soruyor. 3 kuvvetin şiddeti birbirine eşittir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar eğer 3 kuvvetin arasındaki açı 120 derece ise, biz biliyoruz ki 3 kuvvet eşitse ve aralarındaki açı da 120 derece ise, F ve F tam ortadan bir tane F'i verir. Artık bunlar yok, bu var. Bununla da bu birbirini götürür ve sonuç 0 olabilir. Yani böyle bir ihtimal var mı? 3 kuvvet eşit ve bileşkeleri 0'ı verebilir mi? Verebilir. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Bu tür sorularda sistemin durduğunu veya sabit hızla hareket ettiğini düşünerek soruyu çözmemiz gerekiyor. Ve geldik bu soruya. Şekildeki sürtünme sistemde P1, P2, P3, P4 yükleri dengededir. P3 ve P4 ipleri arasındaki ip kesiliyor. Yani şu ip kesiliyor. Peki sistem yeniden dengeye geldiğinde T1 ve T2 nasıl değişir? Arkadaşlar birinci videoda size bir şey söylemiştim. Dedim ki eğer bir cismin, bir ipin taşıdığı yükü değiştirmezseniz o ipteki gerilme asla değişmez. Yani P1 aşağı doğru kaçsa bu ipteki gerilme yukarı doğru odur. Örnek veriyorum, bu 50 ise bu ipteki gerilme 50'dir. Yani senin buradaki ipi kesmen ya da kesmemen bizi ilgilendirmiyor. Çünkü T1 kimi taşıyor? Bu yükü taşıyor. T2 kimi taşıyor? Bu yükü taşıyor. Farz ediyorum ki bu da 80. O zaman T2'deki gerilme 80'dir. Yani bunun başka yolu yok. Dolayısıyla T1 ve T2 taşıdıkları yükü değiştirmediğin sürece, bunları buradan söküp başka bir şey bağlamadığın sürece T1 ve T2 asla değişmez. Ama şuraya T3 deseydi T3 azalırdı. Çünkü eskiden bunu ve bunu taşıyordu. İp kesilince sadece P3'ü taşır. Yani azalır derdik. Ama bu soruda T1 ve T2 değişmez. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Bu soruya geldiğimizde ise şekildeki sürtünme sistemde ağırlıkları P1, P2, P3 olan cisimler dengededir. Alfa 2, alfa 1'den büyük olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Gençler bir kere şu ipteki gerilme nedir dediğimde P1 cismini taşıdığı için P1'in ağırlığı kadardır diyeceğiz. Bunda şüphe yok. Peki bu ipteki gerilme nedir dediğimizde bu da P3'ü taşıdığı için bu ipteki gerilme de P3'ün ağırlığına eşittir. Aşağı doğru da çeken bir P2 var. Evet.
Bakın biz burada açıları bilmiyoruz. Yani açıların sadece kimin büyük kimin küçük olduğunu biliyoruz. Açıları bilmediğimiz için P2 yükünü kesinlikle biz burada bilemeyiz. Ama P1 ve P3'ü biliriz. Neden? Şimdi arkadaşlar P1 ve P3'ün sonucu nereden çıkmalıdır dediğimde sanırım hepimiz tam buradan çıkmalıdır hocam ve P2'ye eşit olmalıdır diyoruzdur. Çünkü neden? Şimdi P1 ve P3'ün sonucu tam buradan ve P2 kadar olacak ki yukarı çekenle aşağı çeken de birbirini götürsün ve sistem dengede kalsın. Yani kesinlikle P1'in ve P3'ün sonucu tam buradan olmak zorundadır ve P2 kadar olmak zorundadır. Şimdi aşağı doğru olan P2 de onu yok eder. Şimdi vektörlerde bir kural öğretmiştim. İki kuvvetin bileşkesi daima büyük olan kuvvete yakındır demiştim. Yani eğer F1 F2'ye eşitse sonuç tam ortadan olur. Ama F1 büyükse bu ikisinin sonucu kesinlikle F1'e yakın olur. Dolayısıyla biz burada alfa 1'in küçük olduğunu biliyoruz. Mesela örnek veriyorum, kafadan atıyorum 30 derece. Diyelim burası da 60 derece. Sonuç kime yakın olmuş? P1'e yakın olmuş, değil mi? Çünkü ona 30 derece. O zaman P1 kesinlikle P3'ten büyüktür. %100 bu doğru. Fakat biz burada P2'yi tam olarak bilemeyiz. Neden? Çünkü biz bu açıların 30'a 60 derece olduğunu %100 bilmiyoruz. Belki de burası 65 derecedir. Burası da 75 derecedir. Yani sonuçta bilmiyoruz. Şimdi eğer böyleyse, yani 65'e 75 ise kafadan attım. Şimdi buradan bir çizgi çekelim. Burası 15 derece kalır. Burası da 30, 25 derece kalır değil mi? 65, 70, evet 80, 90, 25. Buralarda ise 90'a 90 olur. Şimdi bu açılarda hani biz diyorduk ya büyük açının karşısında küçük kuvvet olur. Mesela P2 kimi görüyor dediğimiz zaman 65 ve 75'in toplamını görüyor. Yani 140 dereceyi görüyor bakın. P2 140 dereceyi görüyor. Böyle bir ihtimal var. P3 kaçı görüyor? 90 artı 25'ten. 90 artı 25 ne yapar? 90, 100, 115'i görüyor. 115'i görüyor P3. Peki P1 kaçı görüyor? 90 ve 15'ten dolayı P1 de 105'i görüyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Büyük açının karşısında küçük kuvvet. Yani en büyük açı P2 olduğu için en küçük P2 olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Ama burada P2 büyüktür. Bakın böyle bir ihtimal olabilir, olmayabilir. Yani ben buradaki açıları farklı bir değerde ayarlarsam P2 en büyük olabilir gerçekten. Ama kesinliği yok. Soru güzel bir soru. Sorumuzun cevabı yalnız birdir. Umarım açıklayabilmişimdir. Kütleleri önemsiz özdeş yaylarla kurulan sistemlerde eşit kütleli KVL cisimleri dengededir. Buna göre 1 ve 2 yaylarındaki uzama miktarları oranı nedir? Şimdi arkadaşlar yaylarımız özdeş olduğu için yay sabitleri hepsinin K olduğunu biliyoruz. Cisimlere eşit kütleli diyor. Farz ediyorum ki bunlar 6 kilogram. O zaman bunların aşağı doğru ağırlıkları 60 Newton olacak. Yer çekimi 10'sa. Evet. Şimdi birinci sistemde birinci yaya düşen 30 Newton'dur. Yükü paylaşıyorlar paralel oldukları için. İkinci sistem seri olduğu için bu yaydaki gerilme de 60'tır. Bu yaydaki gerilme de 60'tır. Yani tıpkı buraya bir ip bağladığımı düşünün. Buraya da 60'ı astım. Yani ipin bu noktasını da sorsam gerilmesi 60 diyeceksin. Burayı da sorsam, burayı da sorsam. Böyle düşüneceksin. Yani birinci yayada düşen 60'tır gerilme olarak. İkinci yayın gerilmesi de 60'tır. Peki yaylardaki gerilme neye yarar? Arkadaşlar yaylarda Hooke yasası diye bir kuvvet var. F yay eşittir K çarpı X'tir. Vektörel olarak yazarsak önüne X'i koyarız. Ama bunu sorularda kullanmıyoruz. Sadece sembolik olarak böyle gösteriliyor. Sayısal olarak yay eşittir yay sabiti çarpı uzama miktarı. Yani yaya ne kadar kuvvet uygularsan yay o kadar uzar. O zaman birinci yaya 30 uyguladığımız için 30 eşittir K çarpı X1 diyeceğim. Ve X1 buradan 30 bölü K olacak. İkinci yaya 60 uyguladığım için 60 eşittir K çarpı X2. X2 de buradan 60 bölü K olacak. Ve bunları birbirine oran yaptığım zaman tabii ki de 1 bölü 2 cevabı çıkacak. Bu soruya geldiğimizde ise öğrencilerimden şunu istiyorum. Videoyu durdurup bana burada dinamometrenin gösterdiği değerin kaç P olduğunu bir tahmin et. Daha sonra devamını izle. Çekirdeki sürtünmesiz makaralardan oluşan sistem dengededir.
Arkadaşlar diyorsunuz ki dengede ise sağa doğru çeken P yükü olduğuna göre kesinlikle sola doğru çeken yükün de ağırlığı P olmalıdır. Başka türlü dengede olmaz. Şimdi bazı öğrencilerim bu ipteki gerilmenin sağa doğru P olduğunu biliyor. Çünkü bu ip kimi taşıyor? P'yi taşıyor. Bu ipteki gerilmenin de bu tarafa doğru P olduğunu biliyor. Ve ister istemez dinamometrenin gösterdiği değerin 2 olması gerektiğini düşünüyor. Ancak sonuç 1'dir. Peki neden? Şimdi gençler bu sistem dengede ise aşağı doğru çeken P olduğuna göre yukarı doğru çeken bu ipteki gerilme nedir? Kesinlikle P'dir, yoksa dengede kalmaz. Aynı şekilde burada da aynı olay geçerlidir. Yani P'ye P'dir. O zaman bu iplerdeki gerilmeler gerçekten sağa ve sola doğru P kadardır. Ancak dinamometre buradaki gerilmeyi ölçer. Yani dinamometrenin olduğu yerde eğer dinamometre değil de gerçekten burada bir ip olsaydı bu ipteki gerilme nedir dediğimizde ne demeniz gerekiyor? 2P değil, P demeniz gerekiyor. Yani ben size şöyle ipleri birbirine şu şekilde ekleseydim, hiç dinamometre kullanmasaydım, aynı sistemi bu şekilde yapsaydık, makara falan bağlayarak yapsaydık, bana ne demeniz gerekiyordu? Bu ipteki gerilme nedir dediğimde 2P dememeniz gerekiyor. Çünkü eğer 2P dersen bu ip de 2P olur. Sonuçta bu ipin devamı değil mi? Aynı ip değil mi? Burası da 2P olur. Yukarı çeken 2P, aşağı çeken P olur. Ben de size derim ki bu nasıl bir denge? Yukarı P, yukarı 2P, aşağı P. Böyle denge olur mu? Olmaz. Yani gençler siz buraya 2P yazamazsınız. Yazarsanız bu sistem dengede kalmaz. P yazacaksınız ki burası P olsun, dengede kalsın. Aynı şekilde burası da dengede kalsın. Yani burada dinamometre olsa da olmasa da buranın gerilmesi P kadar. Dinamometre bağladığın için dinamometrenin gösterdiği değer orada bir ip olsaydı ne gösterirdi sorusuyla aynı. Yani cevap 1'dir sevgili gençler. Özdeş cisimler ve kütleler önemsiz, özdeş yaylar. Yaylar özdeşse bütün yayların yay sabiti K olsun diyorum. Uzamalar soruluyor. Bir yayın uzama miktarı yayı çeken kuvvetle %100 doğru orantılıdır. Şimdi burada birinci yay kimi taşıyor? Sadece P yükünü taşıyor. O zaman bu yaydaki kuvvete P diyebilirim bu yay. Peki üstteki yay kimi taşıyor? İki yükü de taşıyor. Alttakini de üsttekini de ikisini de taşıyor. O yüzden 2P diyeceğim. Bu yaya geldiğimiz zaman bu da en üstte olduğu için bakın 3 tanesini de taşıyor. Şimdi bu yaylara geldiğimizde bunlar paylaşıyor. Paralel oldukları için 2P'nin P'sini bu taşır, P'sini bu taşır. Şimdi yayların kuvvetleriyle yayların uzaması doğru orantılı. O zaman en büyük kuvvet 2 numaralı yayda olduğu için en çok uzayan o olacak. Daha sonra arkadaşlar baktığımızda 3 numaralı yay da P'ye kadar, 1 numaralı yay da P'ye kadar. Demek ki bunların uzamaları eşit diyeceğiz. 2 büyük 1 eşit 3 sorumuzun cevabı C şıkkı olmaktadır. Geldik bu soruya. Yine yay sabitleri bize soruluyor. Soruda tabii ki de eşit diyor. Ne diyor? Yaylardaki uzama miktarları eşit. Bu sefer farklı bir şey söylüyor. Yani bu yayda x kadar uzamış, bu yayda x kadar uzamış, bu yayda x kadar uzamış. Normalde yayların gerilme kuvvetiyle uzama miktarı doğru orantılı. Şimdi bu yaylardaki gerilmeler eşit midir? Hayır, eşit değildir. Neden? Çünkü buradan çeken F yay, buradan çeken F yaya eşit olamaz. Açılar 40'a 40 değil ki. 50'ye 40. Farklı. Buradan çeken de Z yayındaki gerilme var. Şimdi Lami teoremine göre büyük açı küçük kuvvet mantığını unutmayalım. Şurası kaç derecedir? Şöyle bir çizik atarsak. Şurası 50 derece. Şurası 40 derece. Buralar zaten 90. Şimdi söyleyin gençler. X kaçı görüyor açı olarak? Bakın diğer ikisi arasında kalan. Yani Y ve Z arasında kalan açıyı görüyor. Yani 90 artı 50'den 140 dereceyi görüyor. Peki Y yayı kaçı görüyor? Baktığınızda 90 artı 40'dan 130'u görüyor. Peki Z kaçı görüyor? Burası 40, burası 50 olduğu için 90'ı görüyor. Yani Z de şu şekilde 90'ı görüyor. Ne demiştik? Büyük açının karşısında küçük kuvvet olur. Yani bu kuvvetleri sıralayın dersek FZ en büyüktür. Çünkü en küçük açıyı görüyor. Daha sonra FY gelir. En büyük açıyı gören FX de en küçüktür. Şimdi ben bunların hepsinin uzamasının X olduğunu soru bana söyledi. Şimdi uzamalar eşit. Mesela
Bunlara bir değer verebiliriz de. Neyse, değer vermeye gerek yok. Şimdi burada K'yı yalnız bırakırsam K ne çıkar? Yayın gerilme kuvveti bölü yayın uzama miktarı, değil mi? Şimdi yayların uzama miktarı aynı olduğu için bunu hiç işleme katmayacağım. Hepsi aynı miktar uzamış, soru söylüyor. O zaman ne diyeceğim? Hangi yayın gerilmesi büyükse o yayın K'sı daha büyüktür. Bu kadar basit. Yani Z yayının gerilmesi en büyük. Demek ki Z yayının yay sabiti en büyük. Sonra Y, sonra X. Gerçekten hoş bir soru. Z, Y, X sorumuzun cevabı baktığımız zaman D şıkkı olmaktadır. Ve geldik bu soruya. Her birinin ağırlığı 40 N ve yarıçapları 5 cm olan düzgün türdeş küreler dengedeymiş. Buna göre N1 bölü N2 nedir? Arkadaşlar bir kere bir sisteme uzaktan baktığınızda sağa doğru ne varsa sola doğru o olmalıdır. Yani buradan N1 var. Kesinlikle buradan duvarın tepkisi N1'e eşittir. Sağa sola eşittir. Aşağı doğru ne varsa yukarı doğru da o olmalıdır. Aşağı doğru buradan bir kürenin ağırlığı P var. Bir daha, yani 40 var. Bir tane daha 40 var. O zaman bu sistem aşağı doğru 80, yukarı doğru da 80 olacak. Başka yolu yok. Yukarı doğru olan tek yer N2 olduğu için N2'yi düşünmeden 80 olarak yazıyorum. Gelelim N1'i bulmaya. Nasıl bulacağız? Mesela şu yukarıdaki küreyi inceleyelim. Bu küreye etki eden kuvvetleri gösterelim. Bir kere burada bir etki tepki kuvveti var. Yani bu buna etki, bu buna tepki falan gösteriyor. Ama biz hangisini alacağız? Yukarıdaki küreye etki edeni. Yani şunu alacağız. O zaman bunu yönüyle birlikte şu noktaya taşıyorum. Öyle taşıyalım ki Lami teoreminden soruyu rahatça görelim. Bakın üstteki kürenin ortası burası. Bir kere bu kürenin ağırlığı aşağı doğru 1. Çapraz bir şekilde N var. Yani aralarındaki etki tepki var. Bir de sola doğru N1 var. Onu da arkadaşlar şu şekilde göstereceğiz. Ve bunları ucuca ekleyerek üçgen yapacağız. Bu kadar basit. Burası 40. Burası N. Burası da N1. Tabii bir açı bulmamız gerekiyor. Üçgeni hemen yapalım önce. Aşağı doğru 40 var. Çapraz bir şekilde N var. Onu buraya kadar uzatmam gerekiyor. Dikkat edin ki N1 sola doğru olsun. Eğer oraya doğru uzatmazsan N1 sola doğru olmamış olur. Bu N1, bu N, bu da 40. Ve burası 90 derece zaten. Bunu artık net bir şekilde biliyoruz. Burası 90. Peki şu açıları nasıl buluruz? Dikkat edin. Burada soruda bana verilen uzunluklardan yararlanacağım. Bir kere bana demişti ki yarıçapı 5 santimetre. Arkadaşlar şurayı bir silmek istiyorum rahatça yapmak için. Gençler yarıçapı 5 ise şura kaçtır? 10 değil midir? 5 daha 10 santim. Peki şurasını bir dik üçgene tamamlarsam, dikkat edin. Şura 90 derece. Peki şurası ne kadardır? Arkadaşlar buranın tamamı 16 olduğuna göre şurayı 5. Şurayı da 5 olarak çıkartırsan tamamı 16. 5, 10'u çık, 6 kalıyor. Yani burası 6. O zaman burası 8. 6, 8, 10 özel bir üçgen. 90, 10'u görüyorsa yani 5'in katı. 4'ün katı olan yer 53 derece olmalıdır. Burada 37 derece olmalıdır. Şimdi bizim N kuvvetimiz, yani bu alttaki kürenin üstteki küreye uyguladığı kuvvet bu değil mi? Bu. Şimdi N kuvvetinin yatayla yaptığı açı kaç derece? Yatay şurası değil mi arkadaşlar? Şurası. N kuvvetinin yatayla yaptığı açı bakın 53 derece. Dolayısıyla N kuvveti burası. Yatay neresi yatay? Yatay da burası. Bak işte burası 53 dereceymiş. Yatayla yaptığı açı 53 derece. Burası da 37. Artık soru bitti. 53'ün karşısı 4K değil mi? 4'ün katı 40 ise K 10 olur. 37'nin karşısı 3K olduğu için 30 olacak. Tabii ki N de 50 olacak. Ama biz N1'i arıyoruz. N1 30. 3 bölü 8 sorumuzun cevabıdır. Ve arkadaşlar artık benim çözeceğim sorular bitti. Sıra size geldi. Sıra sende soruları çok güzel. Harika sorular. Bunları çözüyorsun. Videonun altına yorumunu yapıyorsun. Cesur ol ya. Benim öğrettiğim yöntemlerle şunları çöz. Birinci soru bu. Bu soruların çözümlerini Sıra Sende isminde bir oynatma listesi yapıyorum. Oraya atıyorum. İkinci soru bu. Sorular gerçekten çok güzel. Üçüncü sorumuz da bu soru arkadaşlar. Başka Sıra Sende sorumuz var mı? Yok. Bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.